Bugün size belki de Türk futbol tarihinin en acıklı, en kara gününü anlatacağım. Avrupa gol kralı Tanju Çolak'a yetiştiren, ligi her sezon ilk 3'te ilk 4'te bitiren, kupada finallere yükselen, milli takıma 4 oyuncu birden gönderen, belki de ülkenin 5. büyüğü olacakken soğuk bir Ocak ayında, buzlu bir yolda hocasını, oyuncularını, canlarını daha da ötesi hayallerini kaybeden Samsun Spor'un hikayesi bu. Hadi başlayalım. 80'li yılların ikinci yarısında memlekette bir rahatlama havası olmuştu. Darbe yılları geride kalmış, çok partili yaşama geçilmiş, hayatın renkleri tekrardan gün yüzüne çıkmıştı. Futbolda tam da bu yıllarda ülkenin en popüler sporu haline gelmişti. Öyle şimdiki boş tribünler yok da ha. Maç günleri sadece İstanbul'un büyüklerinin değil Anadolu takımlarının da tüm statları tıklım tıklım dolardı. 70'li yıllarda başlayan Trabzonspor ihtilali üç büyüklerin iktidarını yıkmıştı. Bu durum adeta diğer Anadolu kulüplerine de cesaret vermişti. Samsun Spor bu kulüplerin belki de en başındaydı. Kırmızı Beyazlar Süper Lig'e çıktıktan sonra daha önce görülmemiş bir şekilde fırtına gibi esmeye başlamıştı. Samsun Spor 1985-86 sezonunda ligi 3. sırada bitirmiş Karadeniz ekibinin ülke futboluna hediye ettiği Tanju Çolak attığı 33 golle kulüp tarihinin ilk gol kralı olmuştu. Bir sonraki sezon ise Samsun Spor elde ettiği başarının tesadüfi olmadığını gösterircesine yine ligi 3. sırada bitirmiş Tanju Çolak bir kez daha gol kralı olmuştu. 1987-88 sezonunda Galatasaray ilerleyen yıllarda Avrupa gol kralı olacak Tanju Çolak'a transfer edince herkes Samsun Spor'un düşüşe geçeceğini sanmıştı. Ancak öyle olmadı. Gol kralını Galatasaray'a kaptıran kırmızı beyazlar o sezon ligde 4. olurken kupada da finale kadar yükselmişti. Samsun Spor o yıllarda kendi sahasında oynadığı 86 maçın sadece 5'inde mağlup olmuştu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor isim fark etmiyordu. Samsun Spor artık ülkenin en zorlu deplasmanı haline gelmişti. Tabi bu durum hem kulübü hem de şehri daha popüler kılmıştı. Salyangoz Kralı lakaplı Başkan Hasbi Menteşoğlu her gün gazete manşetlerindeydi. Hasbi Ağa, biz de büyük takım olacağız ve ilerleyen yıllarda 3 büyüklerdeki oyuncular bize gelmek isteyecek diyordu. O yıllarda Samsun Spor milli takıma 4 tane oyuncu göndermeye başlamıştı. Bu milli takıma oyuncu gönderme başarısını bir daha hiçbir Anadolu kulübü elde edemeyecekti. Tanju Çolak'ın enfes golleri, iyi paralarla gelen isabetli yabancı transferleri, her maçta olan tribünleriyle Samsun Spor bayağı bir şampiyonluk adayı olarak konuşulmaya başlanmıştı. Öyle ki o yıllarda sadece 4 büyüklerin maçını veren TRT Samsun Spor'un popülaritesine kayıtsız kalmamış ve kırmızı beyazların maçlarını naklen vermeye başlamıştı. 1988-89 sezonu ise bir kulübün, bir şehrin hayallerinin yıkıldığı Samsun Spor adına yeri dolmayacak kayıpların verildiği korkunç bir sezon olacaktı. Kırmızı beyazlar ligin ikinci yarısının ilk maçında Malatya Spor deplasmanına gitmek için hazırlıklarını tamamlamıştı. O dönemlerde böyle her şehirde havalimanı her gün uçuş falan yoktu. Seyahat için memleketin tercih ettiği en lüks en iyi araç otobüstü. Samsun Spor kafilesi 20 Ocak sabahı saatler 7'yi gösterirken takım otobüsüne binerek tesislerden yola koyulmuştu. Hava adeta gece yarısı gibi karanlıktı. Çok soğuktu ve kar yağıyordu. Futbolcuların bir kısmı biraz da klimanın etkisiyle otobüse biner binmez kalmış Diğerleri ise çaylarını yudumluyordu. Samsun Spor Otobüsü Havza ilçesine yaklaşırken şehrin alt ligde mücadele eden diğer takımı Çarşamba Spor otobüsüne yetişmiş. Şehrin büyük takımını arkasına gören Çarşamba Spor ise onlara yol vermişti. İki kafile yan yana geçerken kaptanlar kornayla futbolcular ise pencereden el sallayarak birbirine selamlamıştı. Buzlanan yol nedeniyle Samsun Spor Kafilesi Amasya'ya komşu olan Havza ilçesine 2 saatte gelebilmişti. Otobüste bir kat kişi dışında herkes uyuyordu. Şoför Asım Özkan karşı şeritte tuz dökerek ağır ağır ilerleyen karayolları aracının tepesirini fark etmiş ve hafiften yavaşlar gibi olmuştu. Tam o anda tuz dökme aracının yanından bir kamyon belir verdi. Kayseri'den yola çıkan 2 ton şeker yüklü yük kamyonu buzlu yolda yavaşlamamak için karayolları aracını sollamış ancak ne yazık ki karşıdan gelen Samsung Spor takım otobüsünü fark etmemişti. Yük kamyonuyla takım otobüsünün çarpışmasına saniyeler kala Samsung Spor'un forveti Mete Adanır'ın ölüyoruz diye bağırışı duyuldu içeride. İki araç neredeyse kafa kafaya çarpışmıştı ve yük kamyonu Samsung Spor otobüsünü şarampolden aşağı yuvarlamıştı. Etraf adeta can pazarıydı. Yılın 1989 olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O yıllarda hayatı şimdilik gibi düşünmeyin. Bir kere çetin kış şartları var ve o yıllarda yolları açmak öyle kolay değil. İkincisi yollar ikiye bölünmemiş durumda. Gidiş geliş karşı karşıya. Üçüncüsü ise o yıllarda öyle herkesin arabası falan yok. Trafik öyle yoğun değil. Ve yoldan tek tük araç geçiyor. Ve o saatte ıssız bir mevkide uçuruma yuvarlanmış bir otobüs. Korkunç bir film sahnesi gibi ama ne yazık ki hayatın ta kendisi. Kaza sonrası birkaç futbolcu kendi imkanlarıyla yara beri içinde otobüsten çıkmaya çalışıyor ama nafile. Birçoğu koltukların arasına sıkışmış vaziyette. Tam o anda arkadan gelen Çarşamba Spor otobüsü kaza yerine yaklaşıyor. Çarşamba Sporlu oyuncular kazayı olayı fark ettiklerinde bütün otobüs yardıma koşuyor ama ne yazık ki trajik bir manzarayla karşı karşıya kalıyorlar. Olay yerinde hayatını kaybedenlerden biri kazayı bizzat görüp ölüyoruz diye bağıran arkadaşlarının tabiriyle ligin en iyi penaltı atan oyuncusu 27 yaşındaki Mete Adanır'dı. İki maç üst üste sağda kalır yine de yorulmaz denen ligin en iyi savunmacılarından Muzaffer Badaloğlu'nun cansız bedeni de otobüsün hemen yanındaydı. Bilirsiniz takım otobüslerinde hocalar en önde oturur. O gün futbolculuğunda Metin Oktay'ın ağları delen golünün pasını veren teknik direktör Nuri Asan, çocukluk aşkı Samsun Spor için hayatını veren üçüncü isim olmuştu. Otobüs şoförü takımın Asım mavisi içinde ne yazık ki bu son deplasman yolculuğuydu. Kazayı öyle sığırıklarla falan atlatan hiç kimse yoktu. Neredeyse herkes perişan haldeydi. Ancak biri diğerlerinden daha ağır durumdaydı. Novi Pazar doğumlu takımın 10 numarası. Zoran Tomic otobüsten koma halinde çıkarılmıştı. Samsun Devlet Hastanesi'nde kalbi tekrardan çalıştırılmış ve makinelere bağlanmıştı. Tomic neredeyse 5 ay boyunca bitkisel hayatta yaşadı. Ailesi onu Yugoslavya'ya götürmek istiyordu. Ne olacaksa memleketinde Yugoslavya'da olsun diyorlardı. Uçak biletini almışlardı. İstanbul aktarmalı Novi Pazar'a uçacaklardı. Oysa Tomic'in kaderi adeta Samsun Spor'la birlikte yazılmıştı. Yugoslav Yıldız Samsun Spor'dan ayrılıp Yugoslavya'ya doğru yola çıktığı gün yani kazadan tam 156 gün sonra şehri terk ettiği gün 14 Haziran'da hayata gözlerini yumdu. O kazada 5 tane can vermişti Samsun Spor kafilesi. Kazadan kurtulan oyuncuların söylediği tek bir şey vardı. O gün Çarşamba Spor otobüsü hemen arkamızdan gelip bize yardım etmeseydi ölü sayısı çok daha fazla olacaktı. Giden canlar çok acı vericiydi ama bu trajik kaza bu ölümlerle sınırlı kalmayacaktı. O gün otobüste olan birçok oyuncunun futbol hayatı artık sona ermişti. Takımın en önemli oyuncularından kaptan Emin Kar hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıkmıştı ve hayatının geri kalan kısmında da bu şekilde yaşamaya devam edecekti. Milli forvet Erol Dinler kolunu kaybetmişti. Burhanettin bir daha futbol oynayamaz hale gelmişti. Çok acı çok zor günlerde tüm Türkiye adeta kahrolmuştu. O gün TRT tüm eğlence müzik programlarını yayından kaldırmıştı. Resmi bir yas yoktu belki ama halk nezdinde ülke adeta yasa girmişti. Cumhurbaşkanı, başbakan, siyasiler, sanatçılar, yazarlar herkes sağlığı mesajı yayınlıyordu. Kaza sonrası devlet adeta seferber olmuştu. Sağlık Bakanı Samsun'a gitmiş, yaralıların kurtulması için tüm sağlıkçılar yoğun bir mesai harcamıştı. Çok ağır şekilde hastaneye getirilen birçok oyuncu belki de bu sayede hayata tutunabilmişti. Federasyon o yıl Samsun Spor için özel bir statü getirmiş. Kırmızı beyazlar geride kalan her maçta 3-0 hükmen mağlup olsa da ligde kalmaya hak kazanmıştı. Samsun Spor yönetimi halkın da isteğiyle o yıl özel bir karar almış kırmızı beyaz renklerinin yanına siyahı da eklemişti. Bir sonraki sezon yepyeni bir kadro oluşturdu Samsun Spor ama ne yazık ki o kadro ligde dahi kalamayarak bir alt lige düşmüştü. Aradan yıllar yıllar geçti. Samsun Spor tekrardan Süper Lig'e yükseldi. Başarılı maçlar çıkardı. İyi oyunlar oynadı ama hiçbir zaman 80'li yıllardaki o havayı bir daha yakalayamadı. 20 Ocak 1989 tarihi kimilerinin evladını, kimilerinin babasını, kimilerinin abisini koskocaman bir şehrin ise hayallerini alıvermişti. Belki o kamyon şoförü o hatalı sollamayı yapmasa Türk futbolu başka bir yöne gidecek. Ligin 5. büyüğü 2000'li yıllar gelmeden sahneye çıkmış olacaktı. Umarım Samsun Spor tekrardan o eski iddialı günlerine döner ve kazada hayatını kaybedenlerin ruhu bir kez daha şad olur. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu zaman bir anjuye, bu bokudu pozisyonu.